Programlarımızdan, klasik programlarımızdan biri var. Bir tartışma programı. Bakalım bugünkü tartışma konusu ne? Tartışmada kim haklı çıkacak? İzleyelim efendim. Buyursun. İyi akşamlar Türkiye ve yaklaşık 10 milyon göçmen. Sadece ve sadece bilimin konuşulduğu yeni bir Ben Seni Dinledim de daha sizlerle birlikteyiz. Bugün tekrar stüdyomuzda çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Ülkemizde gün be gün artan depresyon vakaları. Bu sebepten ülkemde ve tabii ki stüdyomda çok değerli konuklar var. Hemen size konuklarımı tanıtmak istiyorum. Klinik psikolog Mesut Şeme bizlerle. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Sosyal bilimci, doçent Hüseyin Doç bizlerle. Merhaba. Toplumsal Trendler Birliği Başkanı Fikri Eğilim bizlerle. Ve elbette ünlü medyum Paşa Bey bizlerle. Tabii ki Sayın İsmail Canevim'den bizlerle bağlantı yoluyla bağlanacak. Şu anda Güllüce Akıl Hastanesi'nde İsmail Bey. İsmail Hocama merhaba diyerek başlamak istiyorum. Sayın İsmail Canevim'den merhabalar. Evet, sanıyorum biraz geç bağlanıyoruz oraya. Peki. O zaman ben sizinle başlamak istiyorum Mesut Hocam. Ülkemizde depresyon vakaları neden bu kadar hızlı bir ivmeyle artıyor? Dinleyelim. Çok teşekkürler Şahane Hanım. Öncelikle ben söz hakkını Hüseyin Bey'e bırakmak istiyorum. Estağfurullah ya, önce siz buyurun. Hayır efendim. Lütfen siz buyurun. Sizin fikirlerinizi ve görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yok, ben de sizinkini çok merak ediyorum efendim. Allah'ın adını verdim, önce siz başlayın ya. Fikri Hocam, lütfen söz almadan girmeyelim. Çünkü konuklarım şu anda hararetli bir konuşma içerisindeler. Sizi dinliyorum hocam, buyurun. Yani madem ısrarcısınız, evet, o zaman başlıyorum. Evet, şimdi önce siz tabii. Şimdi tabii. Buyurun efendim. Yani Hanım. Dinliyoruz, merakla dinliyoruz. Buyurun efendim. Şöyle ki, eğer depresyondan bahsedeceksek, öncelikle psikolojiden bahsetmemiz. Psikoloji mi? Ya sana söz hakkı verdiğim için buradan bütün izleyicilerden özür diliyorum ya. Ne psikolojisi ya? Ya bir an olsun inanmıştım, biliyor musunuz? Ya ne alıp veremediğiniz var sizin bu psikolojiyle Allah aşkına? Ben psikolojiyle bir alıp veremediğim yok. Çünkü psikoloji diye bir şey yoktur. Ne psikolojisi? Efendim? Ya ne psikoloji? Ya kardeşim sen kimsin? Ya... Ya asıl sen kimsin? Ne psikolojisi ya? Psikoloji diyor ya. Psikoloji neymiş? Bakın beyefendi, ben bir psikoloğum. Cari Hanım da bana sizin sosyal bilimci olduğunuzu söyledi. Evet. Evet, şu anda arkadaşlarım tekrar teyit ediyorlar. Arama motoruna yazıldı. Evet. Evet, sosyal bilimciymiş. Yani bir sosyal bilimci nasıl psikolojiyi reddeder ya? Siz nasıl sosyal bilimcisiniz? Gayet de çok güzel sosyal bilimciyim. Biz her gün arkadaşlarımızla çay kahve sosyalleşiriz. Sürekli bilim konuşuruz. Sosyal... Ne oldu, zoruna mı gitti? Sosyal bilim işte. Hadi anlat bakın. Neymiş bu sosyal şey... Sosyal diyorum o benim de. Neymiş bu psikoloji? Ne bu psikoloji nedir? Bana bir anlat bakın psikoloji. Efendim psikoloji insanların davranış özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Dedikodu yani. Benim anam da öyle. Sabahtan akşama kadar gelinlerini incelesin. Efendim o öyle oturdu, o öbür öyle kalktı, o yemeği öyle yaptı, o bana böyle baktı. Demek ki benim anam da psikolog, doğru mu? Hayır. Anneniz tabii ki psikolog değil. Sen benim anamın ne olup ne olmayacağını sen karar vermiyorsun. Sen benim anam istediği şey olur. Anneler kutsaldır. Hepsinin elini öpüyorum buradan, lütfen. Fikri Hocam, bu noktada size dönmek istiyorum. Sizin Hüseyin Bey'in annesiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sen benim anamla ilgili. Ha? Yok, değil mi öyle? Evet Cale Hanım, evet Cale Hanım.
Ben şu anda bir deney yapmak için akıl hastanesine yerleştim. Evet, şu an akıl hastanesindeyim. Bir deneyden bahsettiler ha? Evet. Yani ilk defa bilimsel bir şeyle karşılaşıyoruz galiba. İsmail Bey ne deneyi acaba? Sanıyorum sesle alakalı bir sorun yaşıyoruz ama... ben burada bilim demişken medyum Paşa Bey'e dönmek istiyorum. Paşa Bey, sizin için depresyonun temelinde ne vardır? Ülkemizde neden artar? Artışın sebebini ben net bir şekilde tespit ettim Cale Hanım. Öyle mi? Nedir hocam? Galaktik düzlemde devam eden iyi kötü savaşında... kötülerin dünyaya yaptığı son saldırının sonucu bunlar hep. Sinemaya ne zaman çıkıyor bu? Ne sineması pardon? Pardon? Pardon, evet. Beyefendi, galaktik düzlem falan diyorsunuz ya. Bu ne, çizgi roman mı? Ya kardeşim, adam ne güzel anlatıyordu, ne kestim. Vallahi sonunu merak ettim ya. Psikoloji tutturmasın. Ne adam anlatıyor işte, ne var? Efendim, bakın. Psikoloji hepimizin gündelik hayatta muhatap olduğu bir kavram. Mesela siz gündelik hayatta kendinizi iyi ya da kötü hissetmiyor musunuz? Evet, kötü hissettiğim zamanlar oluyor, doğrudur. İşte psikoloji bunları anlamlandıran bir bilim dalıdır. Ya kardeşim... ne kadar sinir bozucu bir insan ya. Sabahlar kalktığımda, büyük abdestimi yaptığımda kendimi rahatlamış hissediyorum. Vallahi o gün güzel geçiyor ama yapmadım, o gün bana zehir. Bunun psikolojiyle ne alakası var? Bağırsak bu ya. Evet Mesut Bey, sorduğunuz soru için çok teşekkür ederim. Bir deney yapmak için akıl hastanesine kendimi sahte bir isimle yazdırdım. Buradaki ismim Bora. Burada hastaları ve hastaneyi, şartları, her şeyi araştıracağım. Yaptığım deneyin sonuçlarını da bizzat bir rapor olarak yayınlayacağım. Vallahi inanılmaz ya. Merhaba. Tanıyamadın galiba. Yok. Napolyon. Ne? Para! 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 Tabii ki. Seni Sezar'la tanıştırayım mı? Evet, lütfen önden buyurun. Araştırmalarım devam ediyor Cale Hanım. Birazdan tekrar bağlanacağım. Teşekkürler. Vallahi helal olsun. Ben bu İsmail Bey'e imreniyorum ha. Ben olsam bu delilerin arasına girmeye hayatta cesaret edemezdim. Efendim, lütfen deli demeyin. Ne diyoruz efendim? Adam Napolyon'un ben diye geziyor. Deli demeyeceğiz, ne diyeceğiz? Bu noktada Sayın Hocam Fikri Bey'den yorumlarını alacağım. Ancak öncesinde yarım kaldığınız için size dönüyorum Paşa Bey. Neden vakalar artıyor gün be gün? Bu tarz insanları galaktik dostların bir yan ürünü olarak görebiliriz. Evet. Galaktik dostlar mı? Evet. Aa, gezegenimizin enerji portallarını açmak, etkili hale getirmek için geldiler buraya. Siz bilmeseniz, görmeseniz de buradalar şu an. Ne diyor ya bu? Ne anlatıyorsunuz siz ya? Kardeşim bak, ikidir adamın lafını bölüyorsun. Burada bir şey anlatıyor adam. Tutturmuşsun be psikoloji. Kardeşim iki çeşit insan vardır. Normal insan, deli insan. Zaten deliyi görünce tanıyorsun. Bizim mahallede bir tane Bedri vardı, deli. Bu süpürgeyi kıstırmış bacaklarının arasına. Arabama bakın, arabama ebeve falan diyordu. Onu görünce hemen tanırsın. Bu kadar basit ya. Hüseyin Beyciğim bakın, birincisi onlar deli değil, onlar birer hasta. İkincisi bu insanlar haricinde de toplumdaki hemen hemen hepimizin... yani irili ufakları, psikolojik sıkıntıları olabilir. Vallahi kendi adına konuş. Benim hiç öyle sıkıntılarım yok. Çiçek gibiyim. Allah'ıma şükürler olsun, aslanlar gibiyim ben. Mesut Hocam, Hüseyin Hoca aslanlar gibi olduğunu iddia ediyor. Sizce de öyle mi? Hayır, olmaz efendim böyle bir şey ya. Herkesin muhakkak bir travması, iri, ufak, küçük, büyük bir travması olabilir. Mesela size ben bir Rorschach testi yapacağım. Canlı yayında hepsi konuşuyor bu ya. Çoluk çocuk izliyor bu Canlı Hanım. Evet, müdahale ediyorum. Mesut Hocam, lütfen kelimelerimizi seçelim. Bu noktada müdahale etmek zorundayım. Ha, ben ne münasebet ya? Ben bir bilim adamının ismini söyledim. Ha, pardon. Rorschach dedim. Rorschach diyorum. Bakın, şimdi burada ne görüyorsunuz? Dökülmüş mürekkep lekesi. Tamam. Dökülmüş mürekkep lekesi neye benziyor? Saçılmış mürekkebe benziyor. Beyefendi, mürekkep de neye benzetiyorsunuz onu? Birisinin döktüğü bir mürekkebe benzetiyorum. Fikri Bey, siz ne görüyorsunuz? Ya bırak Allah'ını severse, söyleme Fikri ya. Hiç tenezzül etme, çocukla çocuk olma Allah'ını severse.
çizip beceremediği resimlerde getirip bize gösteriyor. Ya sanatı da öldürdünüz ya. Ne münasebet beyefendi ya? Ben burada sizin travmanızı ölçmeye çalışıyorum. Bir şeyin adını koymaya çalışıyorum ya. Ne travmasından bahsediyor ya bu? Travma dediği şey damdan tepe üstü düşerse travma olur. Burada travmanın ne yeri var? Olur mu efendim? Travma sadece fiziksel olmaz. Ben ruhsal bir travmadan bahsediyorum. Mesela çocukluktaki anne babayla alakalı ilişkide sizlere bu travmalar izler bırakır. Anlatabiliyor muyum? Mesela şiddet. Şiddet bence, şiddet belli bir yere kadar onaylar mı şiddeti? Tabii canım. Mesela ben küçükken bir kere sobaya dokunmak istiyordum. Babam dedi ki yapma oğlum elin yanar dedi. Ben gene elimi götürdüm. Babam geldi kafamı orada çok diye bir vurdu. Ben kestim. Hemen elimi geri kaçırdım. Eğer ben babam bana vurmasaydı götürecektim. O zaman benim elimde o zaman derin izler bırakırdı. İşte bu sizin babanızla olan ilişkinizin tam bir örneği, röntgeni. Anlatabiliyor muyum? Babanızla olan ilişkiniz bu. Peki babanız sizi sever miydi? İlgi gösterir miydi? Babam beni niye sevsin ya? Allah Allah, adam sabahtan akşama kadar çalışıyor 16 saat. Eve gelecek bir de beni mi sevecek? Zaten altık kardeşiz, hangi birimizi sevsin? Adam eve ekmek getiriyor mu? Getiriyor. Bitti gitti ya. Beyefendi işte öyle bir şey olabilir mi ya? Sizin babanızla olan bu ilişkiniz yetişkinlik hayatınızda sizi paralize eden bir şema işte. Ha sen diyorsun ki küçükken ananla babanla yaşadığı sıkıntılar büyüyünce ardını tırmalar. Öyle mi diyorsun sen? Ben her zamanki gibi bilimle konuşan, belgelerle konuşan biriyim. Gene buraya da belgelerle geldim. Aa bakın kimler var burada? Michael Jackson, Elvis Presley, Müslüm Gürses. Bunların hepsi küçükken çok acı çekti değil mi? Hepsi çekti değil mi küçükken? Hele Michael, adamın babası Joseph Jackson burada stüdyoda şeyle, kemerle bir vuruyormuş. Şok diye, av diyor, şok, av diye bağırıyor. Adam hala rahmetli, 50 yaşındaydı. Her şarkıyı diye söylerdi. Öyle bir şey. Ama bu adamlar büyüdü, ne oldu? Ünlü oldu değil mi? Aa bak, bu da amcamın oğlu İsrafil. Küçükken hiç acı çekmedi, büyüdü, dümdüz adam oldu. Ne oldu? Demek ki küçükken yaşadığı sıkıntılar büyüyünce fayda da sağlayabiliyormuş, öyle değil mi? He? Mesut Hocam, belgeler ortada. Acaba travmaya iyi bir şey diyebilir miyiz? Yani tabii ki bu gibi şeyler sanatsal yaratımda bir avantaja dönüşebilir ama bu kişinin çektiği acıları değiştirmez. Ya bırak Allah'ını seversem, benim banka hesabımda milyonlar olsan da o kadar acıyı da çekeriz ya. Doğru mu Fikri Bey? Tabii doğru. Şimdi baktığın zaman Fikri Bey de o zaman bu travmalarda sıkıntı yaşanıyorsa Fikri Bey'in Allah korusun ölmesi lazımdı. Doğru mu ya? Hüseyin Hocam, bu noktada neye dayanarak bunu söylediğinizi anlayamadım. Ben daha öncesinde yaptığım araştırmalar neticesinde gördüm. Misal Fikri Bey aslında 4 yaşındayken evlatlık verilmiş. Ama bir sıkıntısı var mı? Aslanlar gibi adam. Öyle değil mi? Ya adam şuraya bak, resmen çöktü. Ama şu an mı öğrendin ya? Yok ya, ne çökecek ya? Adam Allah'ını seversen. Eğer çökecek olsaydı çocuğunun kendi çocuğu olmadığını öğrendi de çökerdi. Onu da mı yeni öğrendin? Fikri Bey, bu arada ölümcül hastalığın tedavisinde başarılar dilerim. Onu da mı bilmiyordun ya? Bu adama kimse bir şey söylemiyor mu ya? Evet Şale Hanım, araştırmalarımız, deneyimiz devam ediyor. Merhaba yabancı. Merhaba. Çok yaşayın. Efendim ben Roma İmparatoru Sesar. Ben de Bora. Brutus. Demek Brutus'sun ha. Hayır Bora. Bora. Bora, Bora, Brutus için acaba bir kod adı olabilir mi? İdam! İdam mı? Biraz ani mi karar veriyorsunuz acaba? Bu kararı ben değil, Roma mahkemeleri verecek. Şunu tazele. Evet, İsmail Bey'in kıymetli araştırmasına daha sonra döneceğiz. Yalnız Jale Hanım, adamı götürdüler. Birilerine haber mi versek acaba? Oraya döneceğiz hocam. Hiç merak etmeyin. Kontrolümüz altında. Paşa Bey'e sormak istiyorum. İkide lafınız kesildi. Depresyon olsun. Vakalarının artışının kökeninde ne var sizin için? Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu. Boyut kapıları açıldı. Seviye atlamaya hazır olanlar için çok güzel şanslar kapıda. Evet. Yalnız kertenkele insanlara da dikkat etmek lazım. Hı hı. Ama bunlara da rağmen bu seviyeleri gönül rahatlığıyla atlamamız şart diyorum. Jale Hanım, siz bu adamı niye çağırdınız?
Mesut Hocam lütfen, kendisi ülkemizin en ünlü mecumlarından bir tanesidir. Mecum mu? Mecum efendim. Tamam, benim annemin adını bilsin o zaman. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, şu an Ben Seni Dinledim'de olağanüstü bir ana tanıklık ediyoruz. Medyum Paşa, Mesut Bey'in annesinin adını bilebilecek mi? İzleyin. İçinde A ya da B harfi var. Hayır, yok. Biraz daha derine iniyorum. C, D harfi var. Hayır, yok. F, G, F, G var mı? Hayır, yok. Efendim, sıradan hepsini sayıyor bakın. Yalancı bu, medyum falan değil. Bulmaya çalışıyor, öyle bulmaya çalışıyor. Madem medyum değilim, dün beni rüyamda ışıklar içinde uyandırıp bu seviyeye getiren, he, gözümü açan kimler acaba bunlar? Vallahi bilemiyorum. O sizin bilinçaltınızla alakalı bir şey. Ne alakası var? Düpedüz açıkta kalmış bunlar. Açık. Hasibeden doğma. Saffetten olma. Brutus. Vatana ihanetten idam edileceksin. Sayın Sezar, sevgili Napolyon, hiç mi kurtuluşum yok? Var. Telli turna dilinde milli marşımızı söylersen kurtulursun. Roma'nınkini mi? Roma'nınkini değil tabii ki. Terlikistan'ın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Parmak arası terli. Tüylü tüylü cik cik cik. Parmak arası terli. Tüylü tüylü cik cik cik. Şıpıdak şıpıdak tak tak tak. Tüylü tüylü terli cik. Şıpıdak şıpıdak tak tak tak. Tüylü tüylü terli cik. Çok güzel. Kurtuldun mu? Seni bağışlıyorum. Çok güzel okudun. Ne yapıyorsunuz burada siz? Ha? Tam abi, zamanında geldiniz. Bunlar beni bu silahla öldüreceklerdi vallahi. Oğlum ne silahı lan? Oyuncak şey bu, oyuncak bu bildiğin bak. Bayağı oyuncak bu ya. Hadi ilaç saatimiz geldi, yürü hadi. Ben aslında bir araştırmacıyım, deney yapıyorum. Tamam, hadi. Hadi Boracığım, hadi yürü. Hadi Boracığım. Bora değil, İsmail. Bakın bu da mikrofonum. Evet Boracığım, İsmail tamam. Tamam bak, ne diyeyim? Bakın görüyorsunuz işte, izin almadan böyle hastaneye giderseniz başınıza böyle şeyler gelir. Psikoloji şakaya gelmez mi? Evet. Sen bu arada bu kadar çok psikolojiye önem veriyorsun. Terapi görüyor musun bari? Tabii efendim. Haftada bir ben terapiye giderim. Allah Allah. Evet. Ne kadar sürüyor bir terapi? 45 dakika. Ne kadar kulpa bir şey. Neye göre 45? Belki senin şifan 48. dakikada gelecek. Neye göre 45, o da belli değil. Zaten mevzunun kulpa olduğu buradan belli. Kaç para veriyorsun seansına? 1000 TL. 1000 TL mi? Ama o ayda 4000 lira yapıyor. Evet. Ben seni bir akşam Ankara gecelerine çıkarsam çiçek gibi olursun. Boşu boşuna veriyorum. Beyefendi, ben karakterimi tanımak için o terapiye gidiyorum. Ankara'yla ne alakası var bunun? Ya Mesut Bey, sen mutlu musun? Değilim. Al işte. Terapi görüyorum, mutlu değilsin. Ben terapi görmüyorum. Allah'ıma şükürler olsun, çok mutluyum. Zaten birazcık buradan da belli oluyor. Anladın mı mezunun ne kadar kolp oldu? Peki Mesut Bey, neden mutsuzsun? Yani bilmiyorum. Hayattan hiç keyif almıyorum. Küçükken babam beni yani hiç dinlemezdi. Sözümü keserdi, hiç konuşturmazdı. Belki ben de yetişkin olduğumda kendi doğrularımı anlatmak için akademisyen olmuş olabilirim ama yani mutlu musun derseniz hayır değilim. Belki de beni babanın yerine koyup bir nevi yenmeye çalıştın da diyebilir miyiz? Olabilir ama asıl yenmeye çalıştığım şey o çocuğun korkuları. Peki şimdi dönüp de o çocuğa ne söylemek istersin? O çocuğa şunu söylemek isterdim. Her şeye rağmen sen suçlu değilsin. Baban sana sevgisini göstermese de sen sevgiye layık olmadığın anlamına gelmez. Evet, peki bu sana ne hissettirdi?
Çok kötü hissediyorum kendimi, çok kötü. Al işte, koskoca adam canlı yayında ağlıyor. Onu mu dinleyeceksin, beni mi dinleyeceksin? Saçma sapan iş ya. Allah cezanı vermesin ya. Ben de sana açılmıştım. Özelliğimi anlattım. Allah cezanı vermesin. Aa, evet. Evet, maalesef ki bir gerginlik oldu ve Mesut hocam stüdyoyu terk etti. Böylelikle psikolojinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. Tabii canım. Sevgili seyirciler, bir Ben Seni Dinledim'in daha sonuna geldik. Haftaya tekrar bilimle bu masada olacağız. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Cale Hanım, bana yardım edin. Ben deli değilim. Yalnız deli demiyoruz. Çay.